Başvuruyu reddetti. Bu ne? Yani seçilen valiyi görevden alın biz bunu kabul etmiyoruz gibi başvuruyorlar. Irak Federal Mahkemesi bu 10 Ağustos'ta 9 üyenin katılımıyla Kerkük İl Meclisi toplantısı gerçekleştirmişti. Bu toplantıda Kerkük Valisi ve İl Meclis Başkanı seçilmişti. Kürt Yenekeli, Türkmen Cephesi, KDP ve Arapların bir kısmı toplantıya katılmamışlardı. Protesto etmişlerdi. Hatta bu vali seçildikten sonra KDP'nin ilk tepkisi şuydu. Biz bunu reddediyoruz gayrimeşru diye. Türkmenler demişti biz bunu reddediyoruz gayri meşhur diye. Biliyorsunuz KDP ile Türkmenlerin orada bir işbirliği var, bir ittifaklara söz konusu. Türkmenler dediğimiz yani o MHP'nin Güney Kürdistan'daki ya da Irak'taki partisinden bahsediyoruz. ve Irak Federal Mahkemesine bu valiliğin görevden alınmasını ve yeniden toplantı yapılıp yeniden vali seçilmesini için başvurmuşlar. Ama bugün Irak Yüksek Mahkemesi aldığı kararda bu başvuruyu başvuru reddetti. Çünkü Cumhurbaşkanı zaten bundan bir hafta önce, bir hafta, 3-4 gün önceydi. Valiye mazbatasını vermiş. Vali resmen yemin ederek görevine başlamıştı. Değerli izleyenler, burada da bir plan söz konusu. Bu planda da tabii ki Türkiye KDP'ye aittir. Türkiye bastırıyor. Türkiye Kerkük'te bir Kürt valinin görev almasını istemiyor. Türkiye ne önerdi biliyor musunuz? Hakan Fidan ne önermişti hatırlarsanız. Hat, Hakan filan, filan demişti ki efendim biz e, Kerkük'te şöyle bir şey istiyoruz. Nasıl bir şey istiyorlar? E, dön, dönem 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 valilik e, şey görev alsın vali. Yani bir yıl Türkmen cephesinde, bir yıl Yenekede, bir yıl KDP'de, bir yıl Araplarda. Kardeşim Yeneke 5 sandalye aldı. Türkmen cephesi 2 sandalye aldı. KDP 2 sandalye aldı. Araplar 2 sandalye. Araplardan da 2 grup var zaten. E peki nasıl olacak bu? Yani sen 5 sandalye almışsın diğerleri gibi sen de 1 yıl görev alacaksın. Böyle bir şey var mı? Çoğunluk kimdeyse varilik onda ki nihayetinde öyle de oldu. Türkiye'nin planı burada tutmadı. Yani o yüzden Kerkük Türklerin falan değil yani. Bak Kerkük Türklerin olsa Türkler yönetir değil mi? Kerkük Kürtlerin olduğu için Kürtler yönetiyor. Bu işler böyle yani. Kızmayın kızmayın canlarımın kızı. Ya ben bazen böyle bu kelimeleri kullanınca biliyorum ben birileri beni izlerken şey bırak küfürü de içinden böyle sinir oluyor böyle kafayı yiyor sanki ne diyor bu diye falan bir de hani gelip müdahale edemiyor ya Türkiye'de olsa bizim ne yaparlar hem evimize baskın yaparlar bizi gözaltına alır tutuklarlar gider mesela biter ama şimdi şey yapamıyorlar ya kanalı engellediler yine de olmuyor bu adam yine susmuyor ya, süslüyor derken hakaret etmiyoruz. Gerçekleri söylüyoruz ama gerçekler bunlara fıtık etmişti ondan. ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani. Hay Allah ya. Değerli izleyenler, Barzani ailesiyle ilgili bir e, haber var. Bu gerçekten çok ilginç bir haber. Onu size söyleyeyim. İngiltere'nin güncel olaylarını ele alan Private Eye dergisi. Federal Kürdistan Bölgesi yönetimi... Ni elinde bulunduran Barzani ailesine ilişkin 14 Ağustos'ta bir haber paylaştı. Dergi ilgili haberinde Barzani ailesini öyle bir adlandırdı ki kullandığı kelimeler aynen şu dedi ki: Kendilerini ceplerini doldurmaya adamış mafya örgütü olarak tanımlıyoruz diye bir yazı kaleme aldılar. Evet dergi haberinde Ortadoğu'daki evlerinden sömürgeci güçler e, arasındaki bir anlaşma sonucu mahrum kalan Kürtler son 21 yıl boyunca yaşadıkları zorluklar için birçok insanı sorumlu tuttu. Ancak gerçekte bu sorunların kaynağı bazen çok daha yakındaydı diyor. Yorumun dağımında 1946 yılında Mustafa Barzani Kürdistan Demokrat Partisi'ni kurdu ve o zamandan beri onun ve ailesinin adı Irak, Kürdistan'ın kaderinde belirleyici bir rol oynadı. Yıllarca Kürtler görmezden gelinmekten şikayet ettiler. Ancak görmezden gelinmeleri onların düşündüğünden çok daha kötü sonuçlar doğurdu. 2014 yılında kısa bir süreliğine Kürdistan uluslararası gündemde önemli bir yer kazandı. Daesh'in Irak'ta hızla yayıldığı dönemde bu terör örgütüne karşı direniş gösterdi. ABD özel kuvvetleri ve peşmerge gerillalarla yakın işbirliği içinde çalıştı. Savaş kazanıldığında ise para akışı hızla başladı ifadelerine yer verildi. Evet haberde resmen Barzani ailesi mafya olarak adlandırılıyor değerli izleyenler. Haberde 2017'de Barzani ailesinin Kürdistan bölgesindeki bağımsızlık referandumunun bir lobicilik faaliyeti olduğuna dikkat çekiliyor. Diyor ki lobiciler bağımsız bir Kürdistan'ın istikrarsız bir bölgede refah ve huzurun sembolü olabileceğini herkese anlattı. Ancak gerçek Barzani ailesinin gittikçe başarı kazanan bir bağımsızlık hareketinin öncüsü olmaktan çıkıp kendi ceplerini doldurmakla meşgul bir mafya örgütünün başına geçmesiydi bağımsızlık referandumundan sonra yolsuzluk yaygınlaştı ve Barzani ailesi kirli servetlerini ABD'de gösterişli malikaneler ve yüz binlerce dolarlık abartılı mülkler aracılığıyla saklama yoluna gitti. Bir zamanlar ayda yaklaşık 1 milyar dolar gelir getiren muazzam petrol zenginliğine rağmen Kürdistan bölgesi hükümeti 10 yıldır memurlarına ve emeklerine ödeme yapmaz yapamaz hale geldi. Diyor ve e, ee, ilginç şeylerden bahsediyorlar. Mesela bir bölümde yazının bir bölümünde şu önemli arkadaşlar. Ekim 2023'te öğretmenler maaşlarını alamayınca 4 ay süren bir grev başlattılar. Ardından doktorlar ve hemşireler de greve katıldı. Uzmanlar Kürdistan'ın petrola bağımlılığını bu sorunların kaynağı olarak gösterdi. Yine Barzani ailesinin Korek Telekomünikasyon şirketi üzerinden gerçekleştirdikleri yolsuzluklar da bulunuyor diyor yazıda. 2023 yılında Londra'daki bir ticari tahkim kurulu eski başbakanın yeğenini ve mevcut başbakanın kuzeni olan Şirvan Barzani'nin Fransız Telekom devi Orange ve Kuveyt'i Agility Public e e, ortak girişimi olan Irak Telekom şirketini büyük ölçüde dolandırdığı kararı verdi. Uluslararası Ticaret Odası Şirvan Barzani'nin Irak İletişim ve Medya Komisyonu'na rüşvet vererek ortak girişimin varlıklarını el koymaya çalıştığını ve hissedar anlaşmasını ihlal ettiği şüpheli e, ettiğini ve şüpheli krediler ve diğer yolsuzluklar yaptığını tespit ediyor. Bu olayın ardından Şivan'a 1.65 milyar dolar tazminat ödemesine karar veriliyor değerli izleyenler. Ben bunu da ilk defa duydum. 1.65 milyar tazminat davası. Ee, ve sermayeden bahsediliyor. Bu yazıda yine yolsuzluklardan bahsediliyor değerli izleyenler. Barzani ailesinin kendini Londra'nın ileri gelenlerine hoş göstermeye güvenlik çabaları geri tepti diye. Mahkeme geri adım atmadı diye uzun uzun bir yazı kalemi almışlar. Bunun Bu yazı okuduğumuz zaman ben şimdi size sunacağım haberi de pür dinlerseniz hakikaten de birbiriyle ne kadar örtüştüğünün bir göstergesidir değerli izleyenler. Mesela evet Irak, Güney Kürdistan hükümeti ve Türkiye anlaştılar değerli izleyenler. Güvenlik zaptı imzaladılar 3 gün önce. Bunun detayları saklıydı, gizliydi aslında ama bugün ortaya çıktı detayları. Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ve Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler 15 Ağustos'ta Ankara'da askeri güvenlik koordinasyonu ve terörle mücadele ilişkin mutabakat zaptını resmen imzaladıkları ortaya çıktı. Anlaşma çok ilginç değerli izleyenler. Anlaşmaya göre Irak ve Türkiye tarafından ortak bir şekilde yönetilecek olan bir güvenlik ko koordinasyon merkezi kurulacak. Merkez Ortak Hareket Komutanlığı bünyesinde olacakmış. Mutabakat zaptının imzalanması Irak ile Türkiye arasındaki üst düzey güvenlik heyetinin dördüncü toplantısına gerçekleşti. İlk toplantı 2019 yılında yapılmış. Aralık e, 2023'te tarihinde PKK'nın ortak tehdit olarak adlandırdığını hatırlıyoruz. Daha sonra Mart 14 Mart 2024 tarihinde Bağdat'ta düzenlendi bu bir görüşme daha. Burada da Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı PKK'yı Irak'ta yasaklı örgütler listesine aldığını duyurdu. Bütün resmi yazışmalarda artık Irak'ta PKK yasaklı örgüt olarak geçme, e, geçecek diye bir açıklama yaptı. Şimdi biz tabii ki o zaman o yasaklı örgüt teriminin daha sonra nerelerde kullanılacağını biz tahmin etmemiştik. Demek ki PDP pey adımları atılmış e, ve bugünkü işte 3 gün önceki mutabakatta işte o yasaklı örgüt terimi de geçiyor değerli izleyenler. Madde 1. Amacı açıklanıyor. Bu mutabakatın amacı şuymuş. Her iki taraftaki güvenlik risklerini ele almak. Temel amaç terör ve yasaklı örgütlerin Bakınız yasaklı kelimesine bakar mısınız? Terör ve yasaklı örgütlerin her iki tarafın egemenlik, güvenlik ve istikrarına yönelik tehditlerini ortadan kaldırmaktır. Birbirinin egemenliğine saygı göstermesi ve Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığının sona ermesi, erdirilmesi. Yani önce adamlar oradaki bu istikrarı sağlayacak. İşte örneğin PKK Irak dışına çıkacak ya da bitirilecek ya da ne yapılacaksa ondan sonra Türk askeri Irak'tan çekilecek diye bir madde koymuşlar. Şimdi ikinci maddede bir çerçeve var. O çerçeveye göre iki taraf güvenlik askeri ve istihbarat koordinasyonunun güçlendirilmesi konusunda anlaşmıştır deniyor. Ve koordinasyon aşağıdaki alanlara e, alanlarda yapılacakmış. Bir askeri eğitim ve okullar güver e, o kolu kuvvetleri eğitimi verilecek. Tüm askeri sektörler için kapasite geliştirme eğitimi verilecek. Terörle mücadele ve çeşitli terör örgütlerine karşı Ortak mücadele edilecek, ortak sınır güvenliği sağlanacak, yasa dışı göç ve sızma ile mücadele edilecek, yabancı terörist savaşçılarla ilgili meseleler konuşulacak, kaçakçılık, organize suç vesaire şeylere de eklenmiş ama en önemlisi istihbarat paylaşımı yapılacak. Bu da resmi olarak iki devlet arasında imzalanmış. Yine e, uluslararası platformlarda terörle mücadele çabalarının yoğunlaştırılması ortak birlikte hareket edilecek. En önemli bir şey daha da var, onu da size aktarayım. Ee, taraflar yasaklı, yani buradaki yasaklı dedikleri PKK'den kast ediyorlar. isim vermiyorum ama taraflar yasaklı terör örgütleriyle mücadele ederek bu örgütlerin bir ülkenin topraklarında diğerine karşı faaliyet göstermesini engellemeyi taahhüt etmektedir. Uygulama şu şekilde yapılacakmış, yani bu PKK'ye ya karşı uygulama diyebiliriz, nettir bu ortak sınır güveninin sağlanması için istihbarat paylaşımı, terör örgütlerinin her iki ülke topraklarında faaliyet göstermesinin engellenmesi, terör örgütlerine silah, lojistik ve mali destek sağlanmasının önlenmesi, teröristlerin tespit edilmesi, yargılanması ve iadesinin koordine edilmesi, yine terörist ve yasaklı örgütlerin her iki ülke topraklarında ikamet etmesinin önlenmesi. Şimdi değerli izleyenler burada net olarak anlaşılıyor. Aslında burada isim verilmiyor ama yasaklı örgüt kelimesi. Çünkü Irak'ın yasaklı örgüt olarak ilan ettiği başka bir örgüt de yok PKK dışında. Terör örgütü olarak henüz ilan etmedi ama yasaklı örgüt olarak ilan etmiş durumda. Ee, i̇ki taraf Bağdat'ta bir ortak güvenlik koordinasyonu kuracakmış. Şimdi ee, tabi o nasıl ne olacak operasyonlar, stratejik durum, ortak sınırlardaki güvenlik durumu falan tek tek böyle maddeler uzundur ele almışlar. Ama ilginç bir nokta var. Beşinci maddede ortak komite kurulacak ama bu ortak komite Irak'ta ortak komitede kimler yer alacak? Bir bakar mısınız? Her iki ülkenin genel kumay başkanlığında bir ortak komite oluşturulacaktır. Komite üyeleri arasında Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Danışmanı, İstihbarat Teşkilatı, Irak ve Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi, Haçlı Şabi ve Türkiye'nin ilgili kurumları yer alacak. Ortak komite budur. Irak, Güney Kürdistan, Türkiye ve Haçlı Şabi'den oluşacak. Hani bunlar Haçlı Şabi terör örgütü olarak görüyorlar Türkiye. Öyle ya değil mi? Haçlı Şabi terör örgütü olarak görüyorlardı. Şimdi her üç ayda bir toplanacaklarmış. Bir de gizlilik devlet kendi arasında bir şey devlet anlaşması yapmışlar konuşulan, yapılan kararların hiçbiri dışarıya sızmayacakmış. Üçüncü bir tarafa açıklaması da yasaklanmış değerli izleyenler. Bu belgelerde yer alıyor. Ee, ve bir yıllık bir şey var. Bir yıllık bir süresi. Bir yıllık için bu anlaşma yapılmış. Bir yıl sonra taraflar isterlerse bir ara geleceklermiş. Tekrar bu anlaşmayı e, uzatabileceklermiş e, diyelim. Ve anlaşmanın metni de şu. Türkler katılmış, Araplar katılmış, Kürtler katılmış ama üç dili esas almışlar. Arapça, Türkçe ve İngilizce. Yani Kürtçe yerine İngilizceyi esas almışlar. Burada da yine Kürtler katılmış. Kürtlerle alakalıdır her şey ama burada da Kürtler yok. Burada da bir gol atmışlar Güney Kürdistan hükümetine. Arkadaşlar Güney Kürdistan resmi dili Kürtçedir. Güney Kürdistan normal şartlarda böyle görüşmelere katıldığı zaman Kürtçe konuşması gerekiyor. Normal şartlarda da İngilizce konuştum. Ama bunlar mutabakata, bunlar kayıtlara geçtiği zaman normal şartlarda Türkçe kayıtlara geçmesi gerekirken Güney Kürtistan hükümeti burada da golluyor bilerek tabii ki. Ve Türkçe yerine İngilizceyi koymuşlar. Yani Arapça, Araplar, İngilizler ve Türkler bir araya gelmiş gibi bir şey söz konusu. Neyse bütün bunlar devam ederken değerli